Allah-u Teala Resulullah ile bize böyle öğretiyor. Celle Celaluhu. Demek ki niye dövüyor hanımını? Yemeği yaktı diye dövmüş hanımı. Burada izin yok. Yok bilmem şunu yaptı diye dövdü, bunu yaptı diye. Size saydığım yerlerin haricinde. O da bu saydığım yerlerde direkt döverse diyor Peygamberimiz, o insanların en şerlisidir. Direkt döverse. Ne yapacak? Üç kademelidir. Önce anlatacak. Nasihat edecek. Bu yaptığın yanlıştır. Bundan vazgeç. Sonra yatağını ayırır. Evin içinde yalnız. Gidip babasında kalmayacak. Evin içinde yatağını ayırır. Bunlar da düzeltmiyorsa bu dövmek nedendir bu dövmek? Bu dövmek zulüm değildir. Bakınız. Bu kadın Allah'a asi oluyor. Rabbinin laneti üzerine düşüyor ve cehennem yoluna girmiş. Bu yoldan çevirmek için yapılan bir harekettir. Bu ona rahmettir. Neye benzer bu? Parmağın senin kanguran olmuş. Ne yapıyorsun? Yok. Yazık. Kesmeyelim dersen ne olur? Kol mu gider bu sefer? Kolunu da kesmeyip ne olur? Beden gider bu sefer. Bunun gibidir bunlar yani. İğne vurmayalım, yazıktır. İğne acıtmıyor mu mutlaka? Bir acısı var bu iğnenin yani. Ama ne oluyor? Hepimiz hastaneye düşüp iğne oluyoruz. İğne olmayalım, yazıktır der mi insan? Merhamet orada iğneyi vurmaktır, ilaçtır bu, devadır. Bu kadın nefsinin peşinden gidiyor. Nefsine tabi olmuş. Bu gidişat bu kadını cehenneme götürür. Ben bunu cehennemden döndüreyim diye, aklı başına gelsin diye Allah bunu emretmiş. Ben kafamdan uyurmuyorum mu? Vadribuhun ne ayet-i kerime? Vadribuhun ne diyor? Kabul etmez şimdini hiçbirisi. Hepsi fasıktır. Bunu kabul etmeyenler Allah'ın emrinden çıkmıştır. İnsanların dediğine göre hayatını sürdüren Peygamberimizin ulema-i su dediği, kötü alimler dediği gruptandır. Ne demek? Ayeti sen değiştirecek misin manasını? Ayet öyle söylüyor. Duygusallık insanı berbat eder. Allah döv dediği yerde dövmek merhamettir. Adalet. Bununla da adam olmuyorsa bu kadın, ondan sonra yolların ayrılması gelir artık. Dördüncü kademe budur. Daha başka yapacak bir şey yok. Namazsız kadınla oturulmaz. Usulsüz kadınla oturulmaz. Ziynet'i seviyorsa bir erkek, ziynetsiz kadın. Tabii bu ziynetsizliğe tahammül ediyorsa o onun faziletidir. Tahammül ediyorsa nasıl ama? Harama gitmiyor. Harama bakmıyor. Böyle kendini çekmiş. Sen sünnetten Allah seni ıslah etsin diyor. Süslenmiyorsun. Ben sana sabredeyim. Allah bana ecrini verir, faziletini verir. Onu bileceği iş. Yatağa gel diyor. Gelmedi mi diyor o kadın. لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ Sabaha kadar melekler o kadını lanet eder diyor. Kızmış kocasına gelmiyor yatağa. Sabaha kadar lanet eder diyor. Ve şu da var yalnız. Kadına diyor mesela biz bu dedi nasihat edeceksin sonra kızacaksın. Yatağı ayıracaksın. Kızdığın zaman Allah için kadını o akşam onunla beraber olma diyor Peygamberimiz. Ne biçim çünkü bu kızma olmaz. Hem kızıyorsun hem onunla birlikte oluyorsun. Burada bir siyaset var yani. İdare var, idare yönetimi var. Bir çocuğa kızdığın zaman biraz böyle kaşlarını sert tutacaksın, biraz uzak tutacaksın çocuğu. Hanım da öyledir yani. Sen bugün kızmışsın, niye namazı kılmadın? Namazsız kadının olduğu eve lanet iner demedin mi? Ben sabahtan akşama kadar çalışıyorum sana nafakanı getirmek için. Bu eve lanet yayılıyor, bereketimiz yok, huzurumuz yok. Senin bu namazsızlığından dolayı, bu tembelliğinden dolayı kızıyorsun. Ondan sonra hadi gel, gidelim, yatak odasına. Olmaz. Kızdığın zaman o kızgınlığını devam ettireceksin. Bu kadın bir kendine çeki düzen versin. Kendini düzelsin. Bu şekilde.